Evet çocuklar şimdi de geldik buradaki soruya. Şimdi neyi bilmiyoruz? Çıkanı bilmiyoruz. bilmiyoruz. Çıkanı bilmiyorsak çıkarma yaparız değil mi? Tabi üstteki sayıdan çıkar, alttakini çıkaracağız. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onlu kaldık. Burada 8 kaldı. Burası da oldu 13. 13'ten 7 çıktı 6. Demek ki pembe sayımız neymiş? 6'ymış. Peki gelelim. Ortalar basamağına. 8'den 7 çıktı Bir kaldı doğru o doğru peki geldik yüzler basamağına yüzler basamağında bu herhangi bir, şey vermemişti değil mi o zaman üsttekini bilmiyoruz eksileni bilmediğimiz için toplama 3 bir daha 4 o zaman burada da üçgenimiz 4 olacak peki geldik bu soruya Burada üstteki sayı bilmiyoruz. Yani eksileni bilmiyoruz. Toplama yapacağız. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var bir aslında bu eldeki bir komşuya gidip aldığımız bir tamam mı çocuklar onu nereden almışız biz sıfırdan alamayız Demek ki biz yüzlük bozmuşuz buradan. Yani bu yüzlükten biri gitmiş, 4 kalmış. Onu buraya vermişiz. Burası 10 olmuş. Sonra oradan da bir tane buraya verince aslında bu sıfırda 9 kalmıştır. Oldu mu? Burası da tabii 14 olmuştur. 14'ten 8'i çıkarmışız, 6 kalmış. Sonra geldik buraya. 9'dan 7 çıktı 2. Doğru. Öyle olacaktı. Buradan da 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Demek ki bizim mavi üçgenimiz 4 Pembe sayımızda 1 bu kadar. Geldik bu soruya çocuklar. Evet, ortadakini bilmiyoruz. Yani çıkanı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Çıkarma. 2'den 2 iki çıktı 0. Geldik onlar basamağına. o üsttekini bilmiyoruz. Eksilini bilmiyoruz. Yani toplama yapacağız, değil mi? 8 1 daha 9. Burada da zaten 5'ten 4 çıktı 1. Yani Mavi, mavi üçgenimiz 9, pembe sayımız 0 olacak. Peki geldik şuradaki soruya. Aradaki sayıyı bilmiyoruz, çıkanı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Çıkarma. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gidip 1 10'luk aldık. Tamam mı? Burası ne olur? Burası 12 oldu. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Demek ki bizim pembe sayımız 6'ymış. Aslında bu komşudan almışız değil mi? Komşudan 1 alınca komşu 1 alır. 3 kalır. 3'ten 7 çıkmaz. O zaman bunu da bozdurmuşuz. Buradan bir tane buraya aktarmışız. Bu 3 13 olmuş. 13'ten 7'yi çıkarınca gerçekten de 6 kalır. Doğru. O zaman Burada eksileni bilmiyoruz. 1, 4 daha 5. Ama bir tane de komşuya vereceğimiz için 6 olması lazım. Tamam mı? 4, 1 daha normalde 5 olacak. Ama bir tane de komşuya vereceğimiz için 6 olması lazım. Mavi üçgenimiz 6. Pembe sayımız 6. Evet geldik bu soruya. Çocuklar şimdi Üst neyi bilmiyoruz? Üsttekini bilmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Toplama değil mi? Eksileni bilmiyoruz. 7, 3 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. Aslında o elde var 1 değil. Komşudan aldığımız 1. Bu çıkarma işlemi değil mi? Sıfırdan 7 çıkmamış. Komşuya gitmişiz. Almışız 10 olmuş. 10'dan 7'yi çıkarmışız. 3, 3 olmuş. O zaman biz bunu biraz azaltmışız değil mi? Komşudan almışız. Peki çıkanı bilmiyoruz ne yapacağız çıkarma 7'den 2 çıktı 5 daha sonra da 7'den 2 çıktı 5 yani mavi üçgenimiz 0 pembe sayımız 5 olacak çocuklar peki geldik buraya çocuklar şimdi Birler basamanda neyi bilmiyoruz? Eksileni bilmiyoruz. Eksileni bilmiyorsak ne yaparız? Toplama. 6 6 da 12. 12'nin ikisi elde var. 1 değil tabii o. Çünkü bu çıkarma işlemi. O elde var 1 dediğimiz şey komşudan aldığımız bir. Hadi o zaman şuradan bir tane almışız. Burada 3 kalmış. Tamam mı? Peki şimdi geldik. Buradan 4'tü 1 aldık buraya verdik 3 kaldı. Peki 3'ten 6 çıkar mı? çıkmaz. Demek ki bir de yüzler, yüzlerden almışız. Yüzlerden bir yüzlük almışız. Burası dörtmüş. Üç kalmış. Burası da on üç olmuş. Evet on üçten altı çıkarsa ne kalır? Yedi kalır. Burada da üç kalmıştı. Üçten üç çıkarsa sıfır. Gerçekten de sıfır kalmış zaten. O zaman pembe sayımız iki. Mavi sayımız yedi. Evet. Peki geldik buraya. Neyi bilmiyoruz? Üsttekini. Üsttekini bilmeyince çok kolay oluyor değil mi? Direkt topluyoruz. 9 7 daha 16. 16'nın 6'sı ama o elde var 1 değil çünkü bu toplama değil. Peki ne yapacağız o eldeki 1'i? Aslında o buradan aldığımız onluk değil mi? O zaman buradan bir tane almışız. Burası 8 kalmış. Peki onlar basamağına geldik. 8'den 8 çıktı 0. Evet doğru öyle olacaktı. Değil mi? 9 olsaydı olmazdı zaten. Bir tane veriyoruz 8 kalıyor. 8'den 8 çıktı 0. Peki geldik yüzler basamağına. 8'den aradaki sayı bilmiyoruz çıkanı bilmiyoruz çıkarma yapacağız 8 bu 8'den de hiçbir şey vermemiştik bu 8 sapa sağlam duruyor burada bir şey vermedik ondan o zaman 8'den 3 çıktı 5 yani mavi sayımız 6 olacak pembe sayımız 5 olacak peki çocuklar geldik şuraya şimdi pembe sayının ne olduğunu soruyor. Pembe sayı üste yani eksilen. Ne yapacağız? Toplama, çok kolay. 6 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1 demiyoruz. Çünkü bu bir çıkarma işlemi. Peki o elde 1 ne demek? Aslında biz o eldeyi komşudan almışız. Burası 3'müş. Bir tane almışız. 2 olmuş yani, tamam mı? Peki geldik. 2'den aradaki sayıyı bilmiyoruz. Onlar basamanda aradaki sayıyı bilmiyoruz. Çıkarma yapacağız. 2'den 4 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Şuradan bir tane aldık. Burası 5 kaldı. Burası da 12 oldu. Peki 12'den 4 çıktı. 8 Buradan da 5'ten 1 çıkarsa evet 4 kalır. Doğru yapmışız. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. Demek ki pembe sayımız 1. Mavi sayımız 8. Peki çocuklar geldik buraya. Evet aradaki sayıyı bilmiyoruz. Yani çıkanı bilmiyoruz. Çıkanı bilmiyorsak çıkarma. Üsttekinden çıkaracağız. 8'den 5 çıktı. 3. 7'den 1 çıktı. 6. Peki burada üstteki sayı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Toplama tabii ki. 2, 2 daha 4. Zaten başka bir yere de bir şey de vermemişti. Direkt yazacağız. O zaman mavi sayımız 4. Pembe sayımız 3. Peki çocuklar buraya geldik. Neyi bilmiyoruz? Ee, evet yine pembe sayımız mavi sayımızı bilmiyoruz. Peki buradan çıkaralım önce. Baştan başlayacağız tamam mı? Sakın ha çocuklar. Ay burayı yapmışlar. Burası bizi ilgilendirmiyor. Buradan başlayalım demiyoruz. 6'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burası 2 oldu. Burası oldu 16. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Doğru yapmışlar. Peki 2'den. E, burada 2'den bir şey çıkarılmış. 3 olmuş. Ne yapacağız bu aradaki sayı bulmak için ne yapacağız? Çıkarma. Peki 2'den 3 çıkar mı? Çıkmaz. Hemen komşuya gidiyoruz. 7 vardı. Bir tane aldık. 6 oldu. Onu buraya verdik. Burası 12 oldu. 12'den 3 çıktı. 9. Demek ki mavi sayı 9'muş. Peki buraya geldik. Burada da aradaki sayıyı yine bilmiyoruz. Çıkarma yapacağız. Üstte 6 kaldı. Altta 2 var. 6'dan 2 çıktı. 4. Yani mavi sayımız 9. Pembe sayı Ay mavi sayımız 9, bunu yanlış yazdım. Pembe sayımız 4 çocuklar. Ters oldu. Mavi sayımız 9, pembe sayımız 4. Peki son 3 soruya geldi sıra. Aradaki sayıyı bilmiyoruz. Ne yapacağız çocuklar? Ne yapacağız? Tabii ki e, ee, aradaki çıkar mı yapacağız tabii ki. Peki 3'ten 4 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burası 6 kaldı. Burası da ne oldu? 13 oldu. Peki 13'ten 4 çıktı. 9. Demek ki pembe sayımız 9'muş. Burada da 6'dan 4 çıktı 2. Evet doğru öyle olacaktı zaten. 6'dan 4 çıkıp 2 olacaktı. Bu mavi üçgenimiz herhangi birine bir, bir şey vermedi. O zaman sapa sağlam aynen duruyor. Ne yapacağız? Toplama yaparak onu bulacağız. 2, 6 daha 8. Yani mavi üçgenimiz 8. Pembe sayımız 9. Peki geldik buradaki soruya çocuklar. Evet aradaki sayıyı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız değil mi? Çıkarma işlemi yapacağız. Hemen çıkaralım. 6'dan 9'u çıkaracağız. Çıkmaz. Hemen komşuya gidiyoruz. Bir 10'lu kaldık. Burası 5 kaldı. Burası da oldu. 16. 6 idi. Bir 10'lu kalınca 16 oldu. Peki 16'dan 9 çıkınca kaç kalır? 7. Evet. Peki şimdi 5'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Hemen buradan bir tane almış olmamız lazım çocuklar. Ne olduğunu bilmiyoruz ama buradan bir bir şey alacağız ki burası 15 olsun. Peki 15'ten 7 çıkınca 8 olur mu? Evet olur. Peki pembe sayımız ne olur? Normalde 3 2 daha 5 olması lazım. Ama bizim bir tane de komşuya vermek için ihtiyacımız var. Onun için pembe sayının da 6 olması lazım. Pembe sayı 6 olacak ki bir tane komşuya verdiğinde 5 kalacak. 5'ten de 2 çıkınca 3 kalacak. O zaman pembe sayımız 6, mavi sayımız 7. Ve son soruya geldik çocuklar. Şimdi aradaki sayıyı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Çıkarma işlemi. Hemen çıkaralım. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Onda da yok. Hemen mavi üçgenden ne olduğunu bilmiyoruz ama almak zorundayız mavi üçgenden bir sayı bir yüzlük. Buradan bir tane aldık buradan bir tane eksilttik üstüne çizgi koyalım unutmayalım. Buraya verdik burası 10 oldu. Sonra ondan da buraya verdik bizim sıfırımız 9 kaldı. Burası da oldu 14. 14'ten 8 çıktı 6 tamam mı? Bakalım 9'dan 8 çıktı 1 evet bakın doğru çıktı. 9'dan 8 çıktı 1. Peki şimdi gelelim mavi üçgen eksilende yani şu ikisini toplayacağız. 3, bir daha 4 yetiyordu. Ama bir tane de komşuya vermek için lazım. Tamam mı? 3, bir daha 4. Bir tane de komşuya vermemiz lazım ya. Onun için mavi üçgende 5 olması lazım. Yani burada mavi üçgenimiz 5. Pembe sayımız 6. Evet bu konu bu kadar çocuklar.